Herkese merhaba. Statik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz 3 boyutta denge. Sorumuz 1,5 kN'luk düşey OA direği şekildeki gibi mesnetlenmiş ve 20 kN'luk yatay bir kuvvetle yüklenmiştir. O mesnedi küresel mafsaldır. Her bir kabloda ortaya çıkan gergi kuvvetini bulunuz. Evet, bu problemi çözeceğiz. AB ve AC kablolarındaki kuvvetleri bulmamız isteniyor. Yükümüz 20 kN'luk yatay Y yönünde bir yük. Kablo kuvvetlerine TB ve TC diyeceğim. TB ve TC kuvvetlerini bulacağım. Direğin serbest isim diyagramını inceleyerek bu kuvvetleri bulmaya çalışalım. Direğin serbest isim diyagramını çizelim. Direğin serbest isim diyagramını çizerken dış kuvvetleri göstereceğiz. Kestiğimiz yerlere kuvvetler koyacağız. Uzaktan etki eden ağırlık kuvveti var. Yerçekimi kuvveti var. 1,5 kN'luk bir kuvvetmiş. Düşey ve aşağıya doğrudur. Onu yerleştirelim. Daha sonra kablo kuvvetlerini yerleştirelim. Bir kabloyu kestiğimiz zaman daima çekme kuvveti yerleştiririz. AB kablosuna A'dan B'ye doğru bir çekme kuvveti, AC kablosuna da A'dan C'ye doğru bir kablo çekme kuvveti yerleştirelim, yerleştiririz. Son olarak mesnet tepkisini O mesnedinde ortaya çıkan tepkinin bileşenlerini yerleştirelim. Küresel mafsalda moment tepkisi doğmaz. Sadece kuvvet tepkisi doğabilir. Kuvvetin de 3 dik bileşeni olabilir. Bu dik bileşenleri yönlerini tahmin etmeye uğraşmıyorum. Hepsini de pozitif yönde alıyorum. Zaten onları bulmamız gerekmiyor. O noktasına göre moment almayı planlıyorum. O noktasına göre moment aldığım zaman da zaten onların momentleri sıfır olacak. Yönleriyle hiç uğraşmaya gerek yok. Şimdi O noktasına göre moment alarak bu problemi çözelim. 3 boyutta denge problemlerini vektörel olarak, skaler olarak, düzlemlere iz düşürerek çözmemiz mümkün. Ben bu problemi örnek olsun diye vektörel olarak çözmeyi planlıyorum. Vektörel olarak çözeceğim. O noktasına göre moment alacağım. Toplam moment O eşittir 0 denge denkleminden bu problemi çözmeye çalışacağım. O'ya göre moment aldığımız için mesnet tepkisi O mesnedinde ortaya çıkan tepkilerin momentleri olmaz ve ayrıca ağırlık kuvvetinin de momenti olmaz. Sadece 3 tane kuvvetin momenti olur. Bu kuvvetler P kuvveti, TB kuvveti ve TC kuvveti. Bu 3 kuvvetin momentini vektörel çarpımla bulacağım. Önce P kuvvetinin O noktasına göre momentini vektörel çarpımla bulalım. Vektörel çarpımla iki vektörü vektörel çarpım yapıyoruz. Birinci vektör R vektörü, konum vektörü, ikinci vektör de kuvvet vektörü. Vektörel çarpımda sıra önemlidir. Bunların sırası önemlidir. R'yi başa yazmak zorundayız. R'yi seçelim. R vektörünü seçerken başlangıç noktası muhakkak moment alınan nokta olmalıdır. Onu seçme şansımız yok. Uç noktasını istediğimiz gibi seçebiliriz. Uç noktası kuvvetin tesir çizgisi üzerinde herhangi bir nokta. Ben şekilde görüldüğü gibi R1 vektörünü Z eksenine paralel olarak seçmeyi uygun gördüm. En avantajlı seçim budur diye düşünüyorum. R1'i bu şekilde Z'ye paralel sadece Z bileşeni olan bir vektör şeklinde seçtim. Bu seçime göre R1 4 birim pozitif Z yönünde bir vektördür. 4K metrelik bir vektördür. R1 eşittir 4K metre. Yerine yazalım 4K'yı. Daha sonra da P'yi birim vektörler cinsinden yazalım. P vektörü de Y eksenine paralel pozitif yönde sadece Y bileşeni var. Şiddeti de 20 kN. Yani 20 J kN. Onu da yerine yazalım. Ve bu vektörel çarpımı yapalım. Burada her bir vektörün terim sayısı birer tane olduğu için, terim sayısı fazla olmadığı için determinantla yapmaya gerek yok. Direkt çarpımı yapabiliriz. K ile J'nin çarpımını yapacağız. Direkt çarpımı yapalım. K ile J birim vektörlerinin vektörel çarpımı sağ el kuralıyla bulunabilir. Veyahut da şekilde gösterdiğimiz çember vasıtasıyla bulunabilir. K'dan J'ye gidiyoruz. Negatif yönde gittiğimiz için sonuç eksi i'dir. Katsayılarda 4 çarpı 20 çarpımları 80 yapar. Yani P kuvvetinin momenti eksi 80 i kilonewton metre yapar. Yerine yazalım. Sadece x bileşeni olan bir vektörmüş. P kuvvetinin o noktasına göre momenti sadece x bileşeni olan bir vektörmüş. Zaten biz biliyoruz ki
Bir kuvvetin bir noktaya göre momenti kendisine diktir. Kendisine dik olan bir eksene göre moment alıyoruz demektir. Geçelim TB kuvvetine. TB kuvvetinin O noktasına göre momentini bulacağız. R vektörünü seçelim. R vektörünü şekilde görüldüğü gibi yine Z'ye paralel seçiyorum. Sadece Z bileşeni olan bir vektör olarak seçiyorum. Yani R vektörünün uç noktası A noktası da olabilir, B noktası da olabilir. Fakat A noktasının daha avantajlı olduğunu düşündüğüm için böyle seçtim. İsteyen B noktasını da uç noktası olarak seçebilir. Başka bir noktayı da seçebilir. Fakat R'yi bu şekilde seçmeyi uygun gördüm, seçtim. Bu vektörün de uzunluğu, boyu 8 birim. Yani R2 vektörü 8K metre. Yerine yazalım. 8K'yı yerine yazalım. Ve daha sonra TB vektörünü IJK cinsinden yazalım. TB vektörünü IJK cinsinden yazarken şu bağıntıyı kullanacağız. AB vektörü TB vektörüyle aynı yönde vektördür. Dolayısıyla AB vektörünün AB'nin şiddetine oranı AB ile aynı yöndeki birim vektörü verir. AB ile aynı yöndeki birim vektör aynı zamanda TB ile de aynı yöndeki birim vektördür. Dolayısıyla TB ile aynı yöndeki birim vektörü elde etmiş oluruz. AB vektörünü AB'nin şiddetine oranlayarak. Şimdi AB vektörünü IJK cinsinden yazalım. A'dan B'ye gidiyoruz. Eksenlere paralel olarak ne kadar ve ne yönde gittiğimize bakarak AB vektörünü yazalım. Önce Y'ye paralel eksi yönde 5 birim. Sonra X'e paralel artı yönde 3 birim. En son olarak da eksi yönde 6 birim Z'ye paralel olarak gitmişim. Burada sıra önemli değil. Bu şekilde AB vektörünü bulabilirim. Yani sonuç 3i eksi 5i eksi 6k. AB vektörü bu. Bunun şiddetini de Pisagor bağıntısından bulurum. Dik bileşenlerin karelerinin toplamının karekökü. Yerine yazalım ve vektörel çarpımı yapalım. Yine burada da vektörel çarpımı yaparken determinanta gerek görmüyorum. Parantezi açıyorum. K ile i'yi, k ile j'yi, k ile k'yı çarpacağım. K ile k'nın çarpımından bir şey gelmez, sıfır gelir. Diğer iki terimi bulalım. TB bölü kök 70 başta katsayı olarak dursun. K ile i'yi çarparken çembere bakıyorum. K'dan i'ye gidiyorum. Pozitif yönde gidiyorum. Sonuç artı j'dir. K ile i'nin çarpımından artı j gelir. Katsayıları da 3 çarpı 8, 24'tür. K ile j'nin çarpımı k'dan j'ye gidiyorum. Eksi yönde gidiyorum. Dolayısıyla sonuç eksi i'dir. K ile j'nin çarpımı eksi i'dir. Eksi 5 j'nin önünde bir eksi daha var. Dolayısıyla eksiler birbirini artıya çevirir. 2 eksi bir artı yapar. Sonuç artı i'dir. Katsayıları da 8 ile 5. 8 çarpı 5, 40 yapar. TB vektörünün momentini vektörel çarpımla bulmuş olduk. Yerine yazalım. TB vektörünün O noktasına göre momenti iki dik bileşeni olan bir vektörmüş. Sadece X ve Y bileşeni var, Z bileşeni yok. Zaten şekle bakarsak TB vektörü, TB kuvveti Z eksenini kesen bir tesir çizgisine sahip. Dolayısıyla Z eksenine göre momenti sıfırdır. O noktasına göre momentinin Z bileşeni olmayacağını görüyoruz. Peki bu dik bileşenlerin yönlerini kontrol edelim. Sağ el kuralıyla bakalım doğru mu? Bulduğumuz sonuç doğru mu? TB'nin x eksenine göre momenti sağ el kuralıyla pozitif yönde olduğu görülür. Sağ elimizin dört parmağını kuvvet yönünde tutuyoruz. Avucumuzun içini x eksenine döndürüyoruz. Avucumuzu kapattığımız zaman baş parmağımız pozitif yönü gösteriyor. O halde demek ki bulduğumuz yön doğrudur. TB'nin x eksenine göre momenti pozitif yöndedir. Doğru yönde bulmuşuz. Y eksenine göre momentine bakalım. TB'nin Y eksenine göre momentinin yönünü bulalım. Sağ el kuralıyla. Sağ elimizin dört parmağını kuvvet yönünde tutup avucumuzun içini moment alınan eksene döndürüyoruz. Avucumuzu kapattığımız zaman baş parmağımız Y ekseninin pozitif tarafını gösteriyor. Demek ki TB kuvvetinin Y eksenine göre momenti de pozitif yöndeymiş. Onu da doğru bulmuşuz. Geçelim. TC kuvvetinin O noktasına göre momentini bulalım. Yine vektörel çarpımla buluyoruz. Aynı R2 vektörünü TC içinde kullanıyorum. Çünkü TB kuvveti ile TC kuvveti A noktasında kesişiyor. Aynı noktayı her ikisi için de kullanabilirim. Aynı vektörü her ikisi için de kullanabilirim. R2'yi daha önceden yazmıştık 8K. Şimdi de TC'yi bulalım. TC vektörü A'dan C'ye yönelmiş bir kuvvet vektörü.
AC vektörüyle aynı yöndedir. Dolayısıyla bu iki vektörün birim vektörleri aynıdır. TC vektörüyle AC vektörünün birim vektörleri aynıdır. Yani TC vektörünün kendi şiddetine oranı AC vektörünün AC'nin şiddetine oranına eşittir. Bu denklemden TC'yi IJK cinsinden bulacağız. Önce AC'yi bulalım. AC'yi A'dan C'ye giderken hangi yönde eksenlere paralel ne kadar ve ne yönde gittiğimize bakarak yine her zaman olduğu gibi, her zaman yaptığımız gibi yaparak buluyoruz. Z'ye paralel eksi yönde 8 birim, X'e paralel eksi yönde 7 birim, Y'ye paralel eksi yönde 5 birim gitmişim. AC vektörü bu şekilde. Eksi 7 i, eksi 5 j, eksi 8 k metre. Şiddeti de Pisagor bağıntısından bulunur. Kök 138 metre. TC vektörünü bulduk. Yerine yazıp vektörel çarpımı yapalım. 8k ile bunun çarpımını yapalım. Parantezi açarak yapacağım. Yine birinci ile birincinin, birinci ile ikincinin, birinci ile üçüncü terimin çarpımını yapacağım. K ile k'nın çarpımından bir şey gelmiyor. K ile i'nin çarpımından artı j, k ile j'nin çarpımından eksi i geleceğini biliyoruz. Ama önünde, katsayıların önünde de eksi var. Onları da göz önüne alacağız. K ile i'nin çarpımı artı j, fakat 8 ile eksi 7'nin çarpımı eksi 56. Dolayısıyla sonuç eksi 56 j yapar. K ile j'nin çarpımı eksi i, 8 ile eksi 5'in çarpımı eksi 40. Eksi 40 ile eksi i'nin çarpımı 40 i yapar. Dolayısıyla x bileşeni pozitif, y bileşeni negatif bir moment vektörü elde ederiz. Yerine yazalım, şekle bakalım. Elde ettiğimiz moment vektörünün x bileşeni pozitif yönde, y bileşeni negatif yönde. Bu yönleri sağ el kuralıyla kontrol edelim. X eksenine göre momentin yönünü kontrol edelim. Sağ elimizin dört parmağını TC yönünde tutuyoruz. Avucumuzun içini x eksenine döndürüyoruz. Avucumuzu kapattığımız zaman baş parmağımız x ekseninin pozitif tarafını gösteriyor. Dolayısıyla x bileşeninin pozitif yönde olduğunu, sonucun doğru olduğunu, bulduğumuz yönün doğru olduğunu görüyoruz. Y eksenine göre momente bakalım. Momentin yönünü kontrol edelim. Sağ elimizin dört parmağını kuvvet yönünde tutup y eksenine avucumuzu döndürüyoruz. Avucumuzun içini y eksenine döndürüyoruz. Avucumuzu kapattığımız zaman baş parmağımız y ekseninin negatif tarafını gösteriyor. Bulduğumuz sonuç da negatifti zaten. Demek ki onu da doğru bulmuşuz yönünü. Evet, momentleri aldık. Elimizde bir vektörel denklem var. Bu vektörde i'li, j'li terimler var. K'lı terim gelmedi. Momentini aldığımız 3 tane kuvvetin 3'ü de z eksenini kestiği için z'ye göre momenti olmaz. Momentlerinin z bileşeni olmaz. Yani k'lı terim olmaz. Bizim iki bilinmeyenimiz var. İki denkleme ihtiyacımız var. O halde mesele yok. İ'li terimleri bir araya toplayalım. J'li terimleri bir araya toplayalım. Buradan iki denklem elde edelim. İ'nin katsayısı toplam moment x'tir. Toplam moment o x'tir. O noktasından geçen x eksenine göre momentlerin toplamıdır. J'nin katsayısı da toplam moment y'dir. Y eksenine göre momentlerin toplamıdır. Karşı taraf sıfır olduğu için bu terimlerin sıfır olması gerekir. İ'nin katsayısının da j'nin katsayısının da ayrı ayrı sıfır olması gerekir. Buradan iki tane skaler denklem elde ederiz. İki bilinmeyen için iki denklemimiz olmuş oldu. Bu iki denklemden iki bilinmeyeni buluruz. TB bölü kök 70'i birinci denklemde yerine yazalım. TB bölü kök 70'i TC cinsinden bulduk. İkinci denklem TB ile TC arasında bir bağıntı. Birinci denklemde TB bölü kök 70'i yerine yazarız. Burada sadece bilinmeyen olarak TC kalır. Birinci denklemden TC'yi çeker buluruz. TC eşittir 7.05 kN bulunur. TC'yi bulduktan sonra da ikinci denklemde, yukarıdaki denklemde yerine yazarız. TC'yi, oradan da TB'yi buluruz. TB eşittir 11.71 kN bulunur. Şimdi burada TB veya TC kuvvetini negatif bulsaydık bu ne anlama gelirdi? Kablo kuvvetleri muhakkak çekme olacağı için negatif işareti ters yönde oldukları anlamına gelmez. Hesaplarda yanlışlık yaptığımız anlamına gelir. Hoşça kalın.